Merhaba arkadaşlar. 11. sınıf, 1. dönem 1. yazılı sınavı bir örneğini birlikte çözelim. 1. üniteden genellikle gelen sorular. 1. soru, Osmanlı Devleti'nde Ekber ve Erşed uygulamasının devleti yetkilerinin olumlu yönü ne olmuştur? Ekber ne? En büyük. Erşed en olgun olanı. Osmanlı Devleti'nde 1. Ahmet döneminde Ekber olan yani en büyük olan ve en yaşlı olan, aklı başında olan kişi tahta geçer. Bu Osmanlı'da nasıl olumlu bir sonuç doğurmuş? Osmanlı Devleti'nde taht kavgaları azalmaya başlamış. Neden? Çünkü kimin tahta geçeceği belli olmuş. Osmanlı'da taht kavgalarını azaltmıştır. Olumlu tarafı budur. Bir cümleyle bu şekilde özetleyebiliriz. Tam puan almanıza yeter. İkinci soru, Osmanlı Devleti'nde sancak çıkma uygulamasının kaldırılmasını devleti etkileyen olumsuz yönü ne olmuştur? Sancak çıkma ne? Sancak Osmanlı'da bir yönetim birimi. Sancaklara şehzadeler 13-14 yaşlarında vali olarak gönderilirler. Bu da deneyim kazanmalarına yarar. Ama 1. Ahmet döneminden itibaren sancak çıkma uygulaması kaldırıldı. Bu da Osmanlı'da padişahların deneyimsiz olmasına sebep oldu. Deneyimsiz padişahlar Osmanlı'nın kötü yönetilmesine sebep oldu. Deneyimsiz ve yerine gelen kafes usulü sebebiyle akli dengesi bozuk padişahlar görülmeye başlandı. Deneyimsiz padişahlar görüldü. Bu da Osmanlı Devleti'nin kötü yönetilmesine sebep oldu. Bu cümleyi yazmanız yeterli. Üçüncü soru, Osmanlı Devleti'nde ekonominin bozulmasının sebepleri hakkında bilgi veriniz. İki madde istemiş soru. Birinci maddeyi şöyle özetleyebiliriz. Duraklama döneminden itibaren yani 1699'a kadar, 1579'dan 1699'a kadar Osmanlı duraklama döneminde ekonomiyi bozan temel sebep nedir? Birincisi maliyenin bozulması temel sebeplerden bir tanesidir. Merkantilizm ekonomisi sebebiyle Osmanlı maliyesi bozuldu. Yani şöyle özetleyebiliriz. Coğrafi keşifler, Avrupa'da meydana gelen coğrafi keşifler Osmanlı maliyesini bozmuştur. Merkantilist ekonomidir bunun adı. Çünkü coğrafi keşifler sonucunda Avrupa'da bol miktarda değerli maden birikmiş. Bu da değerli madene dayalı bir ekonomi, merkantilist ekonominin ortaya çıkmasına sebep olmuş. Merkantilizm sonucunda Osmanlı parası değer kaybetmeye başlamış. Bu da Osmanlı maliyesinin bozulması anlamına geliyor. Coğrafi keşifler sonucu yani merkantilizm sonucunda Osmanlı maliyesi yani parasının değeri bozuldu. Birinci madde bunu yazabiliriz. İkinci madde ne? Osmanlı ekonomisi neden bozuldu? Sebebi nedir? Osmanlı'da rüşvet, iltimas, torpil yayılmaya başladı. Yönetimde çünkü liyakatsizlik ortaya çıkmaya başladı. Rüşvet, torpil ve iltimasın yayılması Osmanlı'nın ekonomisinin bozulmasının sebeplerinden biridir. Tabii bu sadece ekonomi değil, diğer bütün yönetim özelliklerinde bozulmasına sebep olmuştur. İkinci maddeye bunu yazabiliriz. Bir diğeri alternatif olarak yazabileceğimiz tımar sistemi. Osmanlı'yı Osmanlı yapan en önemli sistemlerden bir tanesidir. Tımar sistemi yani memura veya savaşta faydalı olan askere verilen toprak, maaş karşılığında verilen toprak tımar. Bu sistem bozuldu. Tımar sisteminin bozulması, Osmanlı ekonomisinin bozulmasının temel sebeplerinden bir tanesidir. Osmanlı ordusunun da bozulmasına sebep olduğu bu durum. Dördüncü soru, Osmanlı Devleti'nde ordunun bozulmasının sebepleri hakkında bilgi veriniz. Az önce yazdığımız cümleyi buraya da yazabiliriz. Çünkü tımar sisteminin bozulması aynı zamanda tımarlı sipahi ordusunun bozulmasına sebep oldu. Tımar sisteminin bozulması bu taşra yani eyalet ordularının bozulmasına sebep oldu. Artık eskisi kadar asker yetişememesine sebep oldu. Birincisi bu. Bir diğeri Müslüman asıllıların yani anne babası Müslüman olanların Yeniçeri ocağına girmeye başlaması, Yeniçeri olması, rüşvet karşılığında veya torpille Yeniçeri olmaları, bunların da savaşlarda eskisi kadar etkin olamamaya başlaması Yeniçerilerin ordusunun yani Kapıkulu ordusunun bozulmasına sebep oldu. Bunu da parantez içine yazabiliriz. Bu neye sebep oldu? Kapıkulu ordusu bozuldu Osmanlı'da. Bu da başkentte isyanların çıkmasına sebep oldu ve Osmanlı padişahlarını tahttan indirip öldürecek kadar disiplini kaybetti Yeniçeri ordusu. İki madde
temel iki madde bu şekilde özetlenebilir. Beşinci soru, Osmanlı Devleti'nin duraklama döneminde imzaladığı antlaşmalardan hangileri doğuda ve batıda Engeniz sınırına ulaşmasını sağlamıştır? İki antlaşma, bir tanesi doğuda, Doğu diye başlıkla yazarsak daha anlaşılır olur. Doğu'da 1590 tarihinde imzalanan, İran'la imzalanan Ferhat Paşa Antlaşması. Ferhat Paşa Antlaşması ile Doğu'da en geniş sınırlara ulaştı Osmanlı. Bugünkü Hazar Denizi'ne kadar ulaştı. Batı'da Ukrayna'nın kuzeyine kadar ulaşan toprakları ele geçirdi Osmanlı Bucaş Antlaşması'yla. Batı'da 1672 tarihinde imzalanan Bucaş Antlaşması. O zamanki bugünkü Polonya'nın önceki adı olan Lehistan ile imzalanan antlaşma, Bucaş Antlaşması ile en geniş sınırlara ulaşıldı. Altıncı soru, Osmanlı Devleti duraklama döneminde Venedik'ten Gelit Adası'nı almıştır. Bu olayın olumlu ve olumsuz sonucu ne olmuştur? 1669'da Kandiye Antlaşması ile Osmanlı Venedik'ten Girit Adası'nı aldı. Bunun olumlu sonucu nedir? Akdeniz'i Osmanlı tamamen ele geçirmiş oldu. Akdeniz'de Osmanlı hakimiyeti başlamış oldu. Artık Akdeniz Osmanlı'nın tamamen egemenliğinde. Çünkü Osmanlı'nın alamadığı en büyük adaydı Girit Adası. Ama bunun bir de olumsuz sonucu oldu. Çünkü Venedik Akdeniz'in en etkin gücüdür. Venedik Osmanlı'ya karşı Haçlı ittifakları kurmaya başladı. Nitekim kısa bir süre sonra 1669'da Osmanlı'ya karşı 16 yıl devam eden savaşlar sonucunda Karlofça Antlaşması'nı imzalamak zorunda kaldı Osmanlı ve tarihinin en büyük toprak kaybını yaşadı. Osmanlı gerileme dönemine girdi. Venedik Osmanlı'ya karşı Haçlı ittifakları kurdu. Bu gelişme sonucunda Osmanlı 25 yıllık kuşatma sonucunda Girit Adası'nı alabildi. Bu da Osmanlı donanmasının artık eski gücünde olmadığını gösteriyor. 25 yıl zorlanarak bir adayı alabildi. Ondan kısa bir süre önce Osmanlı çok daha güçlü adaları daha kolay bir şekilde ele geçirebiliyordu. Yedinci soru, Osmanlı Devleti 1596 yılında Avusturya ile yaptığı Haçlı Meydan Savaşı'nı kazanmasına rağmen kendisi için olumsuz şartlar taşıyan bir antlaşmayı imzalamak zorunda kalmıştır. Bu durumun sebebi nedir? Osmanlı'nın duraklama dönemine girmiş olması, yani genel olarak Osmanlı ordusuna güvenilmiyor olması. Padişah bu nedenle bu orduyla zor bela bir savaş kazandık. Zararlı da olsa anlaşma imzalayalım. Çünkü devam edecek bir savaşta Osmanlı zararlı çıkacağını anlamış. Bu nedenle Haçavar Meydan Savaşı'ndan sonra Osmanlı zararlı çıktığı bir antlaşma imzalamak zorunda kalmış. Osmanlı ordusunun, yani temelde Yeniçerilerin disiplini kaybetmesi şeklinde özetlenebilir. Sekizinci soru, Osmanlı Devleti'nin 1606 yılında Avusturya ile imzaladığı Zitvatrok Antlaşması'na göre Osmanlı Padişahı ile Avusturya Kralı birbirine eşit sayılacaktır. Bu maddeyi yorumlayınız demiş. Şimdi Osmanlı 1533 tarihinde Kanuni döneminde imzalanan İstanbul Antlaşması ile Avrupa'ya üstünlük kurdu. Çünkü o antlaşmaya göre Avusturya Arşidükü protokolde Osmanlı sadrazamına denk sayılacaktı. Bu da Osmanlı Avrupa'ya üstünlük kurdu anlamına geliyor. Ama 1606 Zitvatrok ile bu üstünlüğü Osmanlı kaybetti. Yani Osmanlı Avrupa'ya karşı, Avrupa devletlerine karşı siyasi üstünlüğünü kaybetmiştir deriz. Siyasi üstünlüğü kaybetti, eşitlenmiş oldu. Osmanlı padişahıyla Avusturya Arşidükü denk sayıldı. Bu siyasi üstünlüğün artık bittiği anlamına geliyor. Osmanlı'nın kazandığı bir savaştan sonra imzalanmış ama Osmanlı'nın üstünlüğü kaybetmesine yol açmış. 9. soru, 1683 ikinci Viyana kuşatmasının sonuçları Türk tarihini nasıl etkilemiştir? 1683'te Osmanlı Viyana önünde ikinci kez şansını denedi, başarısız oldu. Viyana'yı alamadı, alamadığı gibi Osmanlı ordusu da yok oldu. 5 Avrupa devleti Osmanlı'nın bu kötü durumunu değerlendirdiler ve Kutsal İttifak oluşturdular. Kutsal İttifak'la Osmanlı'ya saldırıya geçtiler. 16 yıllık saldırılar sonucunda Osmanlı yenildi, topraklarını kaybetti ve 1699'da
Karlofça Antlaşması'nı imzalamak zorunda kaldı. 1699 Karlofça Antlaşması ile deriz Osmanlı gerileme dönemine girmiş oldu. Tarihinin en büyük toprak kaybını yaşadı. İki cümleyi yazarsak daha anlaşılır olur. Gerileme dönemine girdi ve tarihinin en büyük toprak kaybını, ilk ve en büyük, aynı zamanda Batı'da ilk defa bu şekilde Osmanlı 1699'da toprak kaybetmiş oldu. Evet, hızlı yazdığım için arkadaşlar kelimelerde problemler olabilir. Siz tamamlayacak kadar zekisiniz, size güveniyorum. 10. soru, duraklama dönemi statlarının genel özellikleri hakkında bilgi veriniz. Duraklama dönemi, yani 1579 ile 1699 arasında Osmanlı Devleti'nin duraklama dönemidir. Duraklama döneminde Osmanlı kendini düzeltmek için bazı ıslahatlar, yani yenilikler yapmaya başladı. Temel özelliği nedir? Birincisi şunu deriz, Osmanlı hiçbir yeni şey yapmadı duraklama döneminde. Duraklama döneminin ıslahatları eskiye dönmeyi amaçlar. Eskiye, yani Kanuni dönemine, Fatih dönemine dönmek amaçlı ıslahatlardır. Birinci cümle bu. Yani yeni bir şey getirmez duraklama dönemi ıslahatları. İkincisi, yani temel özelliği, duraklama döneminde Osmanlı'nın maliyesi bozuktur. Yani para yoktur. Osmanlı parası Avrupa paraları karşısında değersizdir. Bu nedenle maliye alanında ağırlıklı olarak ıslahatlar yapılmıştır. Maliye ağırlıklı ıslahatlar yapıldı. Bunun için ne yapıldı? Paranın ayarı, düşük ayarlı paraların piyasadan toplatılması, bunların tekrar içindeki değerli maden miktarının artırılarak tekrar piyasaya sürülmesi ve denk bütçe hazırlanması gibi kimi adımlar atıldı. Bir iki kötücük kelime düzeltelim, yanlış yazılmış. Başarılar dilerim arkadaşlar.